Dünkü Fenerbahçe, Trabzonspor, Trabzonspor Fenerbahçe maçına. Herkes bir futbol maçında çıkan olaylar diye bakıyor meseleye. Öyle değil. Allah'tan Beyhan hatırladı. Ben geçen hafta dedim ki bu pazar günüyle ilgili çok endişeliyim. Bu pazar günkü mesele siyasal bir olay. Orada bir terör saldırısı olacak ki bana göre bu bir terör saldırısıdır. Bu meselenin siyasal boyutlarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sebebini size söyleyeyim. Çok kabaca neler olabileceğini tahmin edelim. Koç ailesi Ekrem Bey'i destekliyor. Ali Koç Fenerbahçe'nin başkanı. Ekrem Bey Trabzonlu, eski Trabzonspor yöneticisi ve Trabzon çok kritik İstanbul seçimlerinde. Şimdi benimki bir komplo teorisi ama iki meseleyi dikkat etmenizi istiyorum. Bir tanesi Trabzonspor şampiyon olduğu vakit kutlama gününde neredeyse AKP'nin bütün bakanları oradaydı. Bütün bakanları oradaydı. Fevkalade mutluydular. Tamam mı? Mail atmadım, mesaj attım. Orada bir haber vardı. Haber doğru mu eğri mi diye bakıyorlardı. Haber doğruydu İsmail Kartal'ın açıklaması. Yanlış bilgi vermesinler diye onları seyrediyordum. Orada bu denkleme baktığınız zaman şimdi mesela çıkıp birisi dese ki ya Ekrem hayli iyi gidiyor. Ekrem İmamoğlu, sen eski Trabzonspor yöneticisisin. Sen Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'da neler yaşadığını biliyorsun. O günlerde spor yorumcusu olarak şeyde işte Fethullahçıların kanalında Trabzonspor yöneticisi olarak Fenerbahçe'ye dönüp de onlar şike yaptılar, şikeciler dedin. Bu videolarda var. Ey Fenerbahçe ahalisi, bu adama mı oy veriyorsunuz deseler ne olacak? Buna da baktıktan sonra dikkat. İstanbul seçiminde küçücük farklar var. Kalsın o lütfen. İki, Koç ailesinin artık birçok hesap Ekrem Bey'i desteklediğini gösterdi. Ve Ali Koç ne dedi? Ali Koç dedi ki ben buradayken Fenerbahçe şampiyon yapmazlar. Bir. İki, yine Ali Koç ben görevi bu sene devredeceğim dedi. Peki niye dedi bunu? Niye dedi bunu? Koç ailesi, Ekrem Bey, Türkiye'de yeni bir süreç. Fenerbahçe şampiyon nasıl olacak? Futbolcular kaçıp gitse ne olacak? Yabancılar, elinde mızrak var. Buradaki önde koşan milli futbolcu Mert Müldür, adam öldürmek istiyor. Ötekisinde sahaya indiklerinde elinde bıçak var. Yüzler kapalı ve içeriye mümkün değil böyle girilmesi. Bakın arkadaşlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş meselesinin ötesinde bir şey söyleyeceğim. Maça gidenler bilir. Maça gittiğiniz zaman UEFA kuralları gereği artık stada girdiğinizde su aldığınızda su size açık verilir. Açık verilir. Kapalı su satılmaz. Açık açarlar öyle verirler. Dolayısıyla sen suyu atmaya kalktığında da dünyada da böyle su döküldüğü için stattaki herhangi birine zarar vermez. Şimdi soru şu. Yüzlerce su şişesi atıldı. İçleri su doluydu. Birinin kafasına gelse beyin travması geçirebilecek seviyede bir mesele. Doğru mu? Doğru. İki, stada Türkiye'de bu kadar koruma varken, bu kadar güvenlik önlemi varken meşale giremez. Sahaya meşale atıldı. Bu meşaleler biliyorsunuz patlayıcı madde olabiliyor. Daha ne kadar statta vardı belli değil. İki, maskeli insanlar var, yüzleri kapalı. Önceden yayın yapmışlar. Hazırlanın arkadaşlar, intikamımızı alacağız diye. Üç, dört, bütün bunların yanı sıra sahaya girenler, bakın gördüğünüz gibi silah var, öldür öldür diye bağıran insanlar var. Ya sporcular ölebilir ve hatırlatmak istiyorum. Orada çevik kuvvet yok, polis önlemi yok. Yok. Ve bu meseleyi buradan baktığımız zaman daha önce Fenerbahçe'nin Trabzon'dan dönerken silahlı saldırıya uğradığı, altını çiziyorum, futbolla falan alakası yok. Terör eylemi. Ve bugüne kadar açıklandı mı bu hiç? Sonucu biliyorlarsa da açıklamadılar. Biz bilmiyoruz. Ve Fenerbahçe oraya gittiği zaman bunların olacağını herkes biliyor. Ve İstanbul'da bir seçim var. İstanbul seçiminde ta Aziz Yıldırım'ın bir sene hapis yatmasına neden olan dönemden bu tarafa süren o gerginlik sonucunda
dönemin Trabzonspor yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda İstanbul şehir emini olan Ekrem Bey, o zaman da Fethullahçı televizyonlarda yorum yapmış, herkes yapıyor, o mesele değil. Fakat Fenerbahçe'ye şike yaptığını söylemiş falan ve şimdi seçime gidiyor, oy istiyor. Fenerbahçeliler hop oturup hop kalkmış durumda şu anda. Üstelik enteresan bir şey var, böyle çok acayip dengeler var. Fethullah Gülen'in Galatasaray'la ilgili işte himmet bilmem ne, Hakan Şükür falan meseleleri yeniden ortaya çıkıyor. İşte onlarla Trabzon yönetimi o zaman yakın mıydı, değil miydi, ilişki var mıydı, yok muydu bilmem neler yeniden ortaya çıkıyor. Bu kez diyorlar ki Fethullahçılar Ekrem'in arkasında olacak. Okuyun, Atılgan Bayar'ı okuyun. Atılgan Bayar az buz bir adam değil. Atılgan Bayar'ın çok ilginç birisi olduğunu ben takip ediyorum, görüyorum yani. Kendisinde gazeteci olarak tanıyorum. Şimdi böyle bir tabloda ben geçen hafta ne dedim? Allah muhafaza dedim. Çok tehlikeli. Bakın daha önce ne olmuştu biliyor musunuz? Altını çizmek isterim. Daha önce Fenerbahçe takımı silahlı saldırıya uğradığında tesadüfen otobüs devrilmemişti. Tesadüfen. Yani şoförün becerisiyle. Fakat ertesi gün sporcular biz Türkiye'de kalmak istemiyoruz dediler. Milyonlarca dolar kayıp yurt dışında Türkiye'nin işte spordaki ilgili durumu tıpkı dün olduğu gibi ortaya kondu falan falan. Peki ya o kadar insan ölseydi, uçuruma devrilseydi, böyle geçiştirilebilecek miydi? Bu da benzeriydi. Bu kale direği ama bana göre mızrak. Kale direğinin koyduğu şey sopa. Adam kaldırıyor bunu, öldürmeye gidiyor. Çakı, bıçak var. Suratlar kapalı. Kafalara mümkün değil stada sokulması, mümkün olmayan meşaleler geliyor. Ve en enteresanı, bakın yok zaten emniyet görevlileri yok. Özel güvenlik var. Onlar günlük işte 100 lira yevmiyeyle çalışan insanlar. Yani öyle bir vasıfları yok. Ve bütün bunların yanı sıra öyle bir tablo oluyor ki bir hakem bütün UEFA kuralları, bakın altını çiziyorum, bütün UEFA kuralları çiğneniyor, ve bunu okuyacağım, ve maç tatil edilmiyor. Ya biri kazansa ne olur, öteki mi? Can pazarı olmuş. Neden etmiyorsun tatil? Bir Trabzonspor taraftarı ve babası Barış Derneği davasına yargılanan Trabzonlu bir barış aktivistinin Şefik Hasan, elbette ki çok iyi tanıyorum ben. Oğlu olarak dün Trabzon'da yaşatılan savaş anından dolayı çok üzüntülüyüm diyor. Şefik Hasan çok büyük bir devrimcidir, yayıncıdır. Buradan saygıyla analım. Büyük bir operasyon olduğunu düşünüyorum bunun. Ve bakalım dediğim tahmin çıkacak mı? Koç ailesi, Ekrem İmamoğlu, futbol ilişkisi vesaire bu hafta piyasaya sürülecek mi? Çünkü bu yönde ben duyumlar alıyordum. Size hep söylüyordum. Koç ailesi destekliyor. Dolayısıyla bu sorun çıkacak. Rami Koç gitti Beşiktaş'a da yardım yaptı. Biz sadece Fenerbahçe'ye ilgimiz yok diye. Ekrem Bey'i Uğur Dündar kulübe getirdi. Fenerbahçe'yle barıştırdı bir şekilde. Fotoğraflar verildi. Ama Trabzon'da kıyamet koptu. Üstelik yani Ali Sirmen mi Galatasaray'dır, Dursun Özbek mi Galatasaray'dır? Dursun Özbek'in yanakları okşandı, Dursun Özbek işte Murat Kurum'a övgüler düzdü vesaire, aleni bir şekilde desteğini de verdi. Ve şöyle bir hava yaratıldı. Trabzonspor'la Galatasaray bir tarafta, Fenerbahçe bir tarafta, belki biraz da Beşiktaş şeyde. Yani 3 Temmuz vesaire hepsi ortaya çıkıyor. Böyle bir kutuplaşma yaratıldı. Halbuki Galatasaray'sız Fenerbahçe, Fenerbahçe'siz Galatasaray olmaz. Ali Sirmen'siz ben olmam. Hatta Ali abi bana espri yapardı. Lan sen Fenerbahçe'lisin derdi. Bizim Fikret, Tevfik Fikret, sizin Fikret, Büyük Fikret. Sizinki futbolcu, bizimki düşünür der, gülerdi falan. Yani nasıl olur? Fakat öyle bir hale geldi ki biz Galatasaray'ın o tarihinden, Fenerbahçe'den, Galatasaraylık işte Mektebi Sultanı bilmem ne konuşmuyoruz. Ne konuşuyoruz? Mehmet Ağar, Fatih Terim, işte Fethullah, şimdi Dursun Özbek, yanak okşama falan. Galatasaray'da ne hale getirdiler? Galatasaray bu değil ki. Galatasaray başka bir şey. Dönüp baktığı zaman
3 Temmuz'da şike bilmem ne ya, ya Fethullah bunu yapmıştır ya yapmamıştır. Şike var mıdır yok mudur bu ayrı tartışma. Ama çok daha öncesinden Aziz Yıldırım ne şikesi memleket gidiyor memleket dedi. Bu şike meselesi muamma. Şikeyi gündeme getiren adam hapiste Mehmet Baransu. Sahte böyle belgeler olduğu söylendi. Üstelik Türkiye'den belgeler gittiği söylendi. Yani Türkiye'de bir operasyon yapıldı ve hep şu söylendi. Bir türlü tamamen Fenerbahçe esir alınamadı falan filan. Doğru değil. Bunun bir önemi yok. Ama bugünkü iktidarın Fenerbahçe'yi söylemedim. Hayır. Onu kastetmedim ben. Beşiktaş'ın başkanları ya Allah aşkına şimdi çocuk gibi Fenerbahçe Beşiktaş meselesi yaptı mı? Ben dünkü tablo için söylüyorum. Beşiktaş'ın başkanlarında da 40 saat Sayın Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanım diye söyleyen adam neydi unuttum adını. Mesele siyasal bir denkleme oturdu ve bu denklemde Koç ailesinin Ekrem'i desteklemesinin de ben bir bedel ödetme sebebi olacağını düşünüyorum. Bunun da altını çizmek istiyorum. Hatta hatırlayın Dursun Özbey ziyaretine gittiğinde Ekrem İmamoğlu havada çok gergindi. Geçen hafta söyledim bütün bunların olacağını inşallah bulurum bugün. Bunu siyasi bir büyük organizasyona dönebileceğini düşünüyorum. Kasıtlı mı yapıldı bilemem, provokasyon mu yapıldı bilemem ama bu terör eylemi. Ve bu terör eylemini bir futbol etkinliğiymiş gibi, futbol etkinliği içerisinde olan bir şiddetmiş gibi algılamak bence doğru değil. Terör eylemi teröristlerin olduğu bir yapı. Bunu her kim yaptıysa bunun bulunması gerekir. Yani ben açıkçası Fenerbahçe otobüsüne saldıranların, yani bildiğiniz silahlı saldırı yapanların dünkü saldırıyı organize edenler olduğunu düşünüyorum. Pek çok videolar yayınlandı. Yüzü açık videolar var, tehdit videoları. Onların da kullanılan kullanışlı dangalaklar olduğunu düşünüyorum. Onlar olacak. Ama bu bir terör eylemi. Daha önce de yapıldı çünkü. Ve ben buradan Fenerbahçe yönetimini bir daha hiçbir şekilde Trabzon'da maça çıkmamaya davet ediyorum. Sebep de can güvenliği sorunu. Hiçbir evladımızın burnunun kanamasını istemem. Trabzonspor Fenerbahçe maçları oynanmasın daha iyi. Gerekirse bir insanın ölümüne sebep olacaksa lig iptal edilsin daha iyi. Böyle bir rezalet olmaz. Livakovic'in babası önemli bir isim. Türkiye Dışişleri'ne yazı yazılacakmış bugün. Onu gördük ve Livakovic'e saldıranın diplomatik olarak isteneceği ya da yargılanması isteneceği söylenmiş. Yabancı sporcuların aileleri var, çolukları var, çocukları var. Bu durumda biz oynamak istemiyoruz derse kim ne diyebilir? İstediğin kadar parasını ver. UEFA onları haklı bulur. Çok boyutu olan bir mesele bu. Ali Koç'a yakışan bana göre bugün Fenerbahçe'yi ligden çekmektir. Terör saldırısına bir kez daha uğrayan Fenerbahçe terör saldırısı aydınlanmadığı müddetçe bakın şikayet falan söylemiyorum. Silahlı saldırıdan söz ediyorum. Bu aydınlanmadığı sürece Fenerbahçe'nin bu ligde devam etmemesi gerekir bence. Çok açık söylüyorum. Çünkü 3 maç cezayla 5 maç cezayla falan olacak. Ne demek Fenerbahçe maça çıkmadı? Trabzonspor'a gereken ceza verirsin ki artık tribünlerde hayır efendim. Hiçbir şekilde Fenerbahçe'nin bundan sonra Trabzon'a gitmemesi gerekiyor. Can güvenliği yok. Silahlı saldırıdan söz ediyoruz arkadaşlar. Bu bir futbol maçı değil artık. Adam çıkarttı silahını, Fenerbahçe kulübünü vurdu. Otobüsünü vurdu. Otobüste 24 kişi var. Ölebilirlerdi. Olayı şöyle anlayın. Siz hiç hayatınızda aprona, direkt takım otobüsüyle aprona girilip, yani havaalanının içindeki o işte güvenlik geçişinde bile güvenlik sağlayamayacağını düşünmüş ki polis otobüste uçağa geliyor, aprona oyuncuları bindiriyor ve gönderiyor. Aprondan direkt uçağa. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Kimsenin de gördüğünü zannetmiyorum. Bu kadar büyük güvenlik zaafının olduğu yerde niye Fenerbahçe futbolcular aileleriyle bir aileleri var, çoluğu çocuğu var. Niye gitsin? Eğer illa maç oynanması gerekiyorsa başka hayır seyircisiz falan da değil. Trabzon'a Fenerbahçe'nin gitmemesi gerekiyor. Tarafsız sahada Ankara'da oynansın maç. Dolayısıyla
bu terör eylemi gerçekleşmiyor. Yani bu terör eyleminin sorumluları açığa çıkartılmadığı müddetçe Fenerbahçe'nin can güvenliği yoktur. Ve bu gerilim üzerinde Fenerbahçe'nin çoluğu çocuğu olan gencecik sporcuların can güvenliği yokken bunu yapılması gerçekten bence çok büyük bir risk. Ben herhangi birinin evladının burnu kanasa üzülürüm. Sonuçta insanlar alın teriyle çalışıyor. Yani buradan bir kin, bir nefret. Ne yapacaksın yani? Yeniden sokaklarda millet birbirine mi? Siz bilmiyorsunuz arkadaşlar bazılarınız. Ben Kadıköy'de oturuyorum. Fenerbahçe stadında yapılan Fethullahçı provokasyonları, insanların sahaya indirilmesini, meşalelerin atılması, polislerin saldırısını, evine giden insanların dövülmesini şurada yaşadık. Bunların hepsi sanki olağan şeymiş gibi geliyor. Yani eğer bunlar olağansa 15 Temmuz'a nasıl gelindi? Nasıl oldu? Gezi'deki polisler, aynı polisler, aynı emniyet müdürleri neden? Hiç kimse sormuyor mu bunu? Yani şimdi bu meseleyi Fener'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta bilmem neydi bunun ötesinde göremeyecek miyiz? Evet, Fenerbahçe milyonların olduğu çok güçlü bir, benim de taraftar olduğum çok güçlü bir kulüp. Çok güçlü. Ama Galatasaray'da çok güçlü, milyonlar tarafından seviliyor. Beşiktaş'ta çok güçlü. Hani dört büyük falan filan deniyorlar ama öyle bir şey yok. Türkiye'de üç büyük var. Trabzonspor da çok büyüdü ama bu üç büyüğün tarihsel kökü, milyonlarca taraftarı olması dolayısıyla siyasilerin ağzını sulandırıyor. Dolayısıyla ticaretin ağzını sulandırıyor. Şöyle düşünün, eskiden bu kulüplerin başkanı olmak isteyenler ya siyasete girmek isterlerdi ya ticarette yürümek isterlerdi. Tam bunları yapmak istiyorlardı. Futbol zaten finansal sıkıntı içinde, ligden çekilmeyle Fenerbahçe çöküş yaşar. Bu kadar gider nasıl, kim tarafından karşılanacak? Hiçbir şey olmaz. Çünkü sonuç itibariyle Türkiye'nin en büyük holdinginin oğlu başkanı. Yani Ali Koç başkanı. Ne olacak yani? Zaten Fenerbahçe'nin yüz milyarlarca alacağı var. Devletten de var, oradan da var. Hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla mesele finansal mesele değil. Bunun bir terör eylemi olarak kabul edilmesi gerekiyor. Az önce Görkem gösterdi. Başka görüntüler de var. Ben çok koymak istemedim. Adam mızrakla gencecik 20 küsur yaşında olan milli sporcuyu öldürmeye kalkıyor ya. Peşinden koşuyor. Şimdi bunun maçla, sporla bilmem neyle ne ilgisi var ya? Ne ilgisi var? Sahaya girenler, saldırılar, binlerce insanın gelmesi, futbolculara arkadan saldıranlar, tekme atanlar. Sonuç itibariyle sahada toplasanız 20 kişi var. Kaldı ki ben şunu da söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, kimse kıvırmasın. Ben Kadıköy'deki Fenerbahçe-Trabzon maçına gittim. Birçok da Fenerbahçe-Trabzon maçı seyrettim. Birçok da Fenerbahçe-Galatasaray maçı seyrettim. Tamam mı? İş eğer spor bazındaysa, geçen seneki yenildiğimiz Fenerbahçe-Trabzonspor maçında maç bitti. Biz öfkeliydik. Kendi içimizde yenildik diye döndük, evimize gittik. Biz gitmeden önce Trabzonsporlu gençler sahada kalecilerini havaya attılar, sarıldılar, öpüştüler, maçı kazandılar. 26 sene sonra Trabzonspor Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendi. Ben de oradaydım. Hiç kimsenin de burnu kanamadı. Hem güvenlik önlemi vardı, hem de taraftar suçu kendisinde sporcusuna buldu. Sporsa böyle. Ben Galatasaray Fenerbahçe maçında o meşhur şeyi diktikleri, bayrak diktikleri zaman da oradaydım. Evet, gerilim oldu, bağırış oldu, çağırış oldu bilmem ne ama terör eylemi olmadı. Terör eylemi başka bir şey. Terör eylemi başka bir şey. Hiçbir bu maaşların hiçbirisinde dünkü gibi bir olay olmadı Serdar. Hiçbirisinde olmadı. Ben gittim o maçların hepsine. Gittim. Bir Alanya maçına gittim. Samsun maçında olaydı. Ne sahaya inen oldu, ne öldüren oldu, ne döven oldu, ne bir şey oldu. Arkadaşlar bu işi hafifletmeyin. Bu işi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş meselesinin sığlığında tartışmayın. Bu bir terör saldırısıdır. Daha önce bakın 3 Temmuz'u söylemiyorum. Oraya gelince şeker şike mi değil mi, oradan çıkamayız. Bunu geçiyorum. Silahlı saldırıya uğradı. Türk ve yabancı sporcular ölebilirdi. 24-30 civarında insan vardı. Aydınlatılmadı bu arkadaşlar. Dün de yüzü kapalı gruplar var. Sahaya su atanlar normalde kapalı sularla girmişler. Kafanıza gelse beyin kanaması geçirsiniz. Kaldı ki istese Halil Umut Mener maçı tatil edebilirdi. Bu iklim vardı, bu ortam vardı. Ve insanların can güvenliği tabii o zaman da nasıl sağlanacak bilmiyorum. Çünkü polis yoktu orada ya da gelmemişti falan. Dolayısıyla
bu meseleyi Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzonluk, Fenerbahçe falan daha ötesinde bir şey. Terör saldırısı diyorum. Dün orada şu ya da bu kişinin canına mal olsaydı ne olacak? Değer mi ya bir insanın canına? Değer mi? Ben size soruyorum. Her gün şampiyon olsan ne olur? Birisi hayatını kaybettikten sonra, birisi sakat kaldıktan sonra. Değer mi? Bu iş çok ciddi bir mesele. Ve bu meselenin 3 Temmuz'dan bu tarafa gelen gerilimle ilgisi var. Evet, doğru. Tarihsel sebepleri de var. Ve o da doğru. Ama ortadaki terör saldırısını niye üstünü örtmeye çalışalım ki? O mu kışkırtmış, bu mu kışkırtmış? Kim kışkırtırsa kışkırtsın. Netice itibariyle kışkıran sorumludur. Güvenlik önlemi almayan sorumludur. Yani dönüp de bu meselenin nedeni ona... Bu meselenin ben tabii hakeme de sadece bağlanmasına karşıyım. Şundan dolayı Tony, hakemi aşan bir iş bu. Hakemi aşan bir iş bu. Arkadaşlar yüzü maskeli. Yüzü maskeli. Günlerdir yayın yapmış. İçeriye patlayıcı madde sokmuş. Ellerinde silahlar olan bir takım insanlar hakkında bence çok 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 daha iyi düşünmek gerekiyor.